Hepinize merhaba. Herkesin heyecanla beklediği çekilişi yapmanın zamanı sonunda geldi. Şimdi çekilişi beraber yapacağız. Öncelikle bu benim ilk çekilişim olduğu için bot kurmakta biraz sıkıntı yaşadım. Daha sonra hepinizin adını yorumlardan tek tek buldum. Görüyorsunuz saat 4'e geliyor. buçuk saattir bununla uğraşıyorum. 2-3 kere de kontrol ettim. Birden fazla kez çekilişe katılıyorum veya katılıyorum yazan vardı. Onları bir kere yazdım. Herhangi bir haksızlık olmasın diye. Listeyi de size gösteriyorum ki yorumlardan kontrol edebilirsiniz. Gözden kaçırdığım kimsenin olduğunu zannetmiyorum çünkü çok dikkatli inceledim. Eğer size çıkmazsa üzülmeyin. Çekilişler yine olacak. Ee, kanala abone olup videoları kaçırmazsanız çekilişlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Hep beraber şöyle çekilişi yapalım şimdi. Şöyle komple seçelim. Kopyala dedik. Yapıştırıyoruz. İlk tarihliyi çekiyorum. Umarım ihtiyacı olan birine gider. Hadi hayırlı olsun. Çılgın Çocuk 33-37 ilk talihlimiz. İkinci arkadaşı çekiyorum. Bağımsız bağımlı da ikinci talihlimiz arkadaşlar. Videonun altına bırakacağım. Discord kullanıcı adına bu iki arkadaş resimli bir şekilde bu hesapların kendilerine olduklarını kanıtlarlarsa oyun içinden kendilerine birer k ep kuponu hediye edeceğim. Bunu yaparken de video kaydını alıp bir sonraki videoda bunları size göstereceğim ki akıllarda bir şüphe kalmasın. Hayırlı olsun diyelim. Takipte kalın çekilişler olacak. Evet çekilişi yaptığımıza göre artık videomuza devam edebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki sana ne olmuş böyle? Ölüm sizler ne olmuş lan böyle göt olmuşsunuz? 34 level olmuşsun elinde KDP var. Hepsini anlatacağım. Video çektim iptal ettim. Video çektim iptal ettim. Çünkü istediğim gibi olmadı. GM de bana dedi ki. Ne dedi ne dedi? Oltayı attığın zaman dedi. Oltanın ucu dedi. Suda kırmızı duruyor. Sudan aşağı indiği zaman oltaya balık takılmıştır. anlamına geliyor dedi. Şimdi Hadi canım. Tabii canım. Ortaya güzel bir şey çıkartmak istedim. Şöyle 30 level olduktan sonra eğer kasılmakta zorlanıyorsanız, para kasamıyorsanız, slotlara dayanamıyorsanız hiçbir şey yapmadan yani hiçbir şey derken zorlanmadan para kasmanın bir yöntemi var ve çok güzel de para bırakıyor. Nedir bu balıkçılık? 30 level olduğunuz zaman Birinci köy ve ikinci köyün etrafında balıkçılar vardır arkadaşlar. Bunların yanına geliyorsunuz. Marketi aç diyorsunuz. Marketten bir tane olta alıyorsunuz. Bir tane 50'lik solucan alıyorsunuz. Bir de balıkçılık küresi alıyorsunuz. Bunları aldıktan sonra şu şekilde oltayı giyiyoruz. Daha sonra bakın bu balık işaretine bastığınız zaman Şöyle buraya da artıya basıp solucanı ekleyebilirsiniz. Sürekli envanteri açmanıza gerek yok. Çünkü bir solucanla bir kere balık tutabiliyorsunuz. Solucana tıklıyorsunuz. Çengele yem olarak solucan taktın diyor ya. Daha sonra balık işaretine basıyorsunuz. Bakın burada bir olay var. Bilgisayar versiyonunda bunun üzerinde baloncuk çıkıyordu. Ee, balık oltaya geldiği zaman. Balık tutma tuşuna basıyordunuz. Tutuyordu. Burada nasıl oluyor? Suyun üzerindeki kırmızı huni var ya. Bu aşağı düştüğü zaman balık oltaya gelmiş demektir arkadaşlar. Bunu ben e, dikkat atıp GM'lere sordum. Ben de dedim acaba balıkçılık bozuk mu falan diye test server'ında da böyle değildi. Bakın aşağı indi. Bastım. Geldi mi? Sudak balığı yakaladım. Bu kadar basit. Tekrar basıyorum şeye solucana. iki kere bastım yanlışlıkla siz dikkat edin. Atıyorum. Attım oltamı. Bekliyorum. Bir de üç gerek iç gölük küresi var. Bu nedir? Şöyle. Bunu kullandığınız zaman balığa şeye oltaya hangi balığın takıldığı hakkında size fikir veriyor. Atıyorum minik balık takıldı diyorsa hiç beklemeyin. Basın çekin. Bakalım şimdi. Aşağı düşecek o birazdan. Bekliyoruz. A few later. Düşmedi. İnat etti. Evet düştü. Bakın sudak balığı oltaya takılmış gibi görünüyor diyor. Gördünüz mü? Sudak balığı yakaladık yine. Şimdi iç geri buna yarıyor. Yani oltaya ne takıldığını size söylüyor. Ekstra olarak e, balıkçılıktan ne zaman para kazanmaya başlarsınız? olta artı 4 olduğu zaman çok seri para kasmaya başlarsınız. Neden? Oltanın seviyesi arttıkça tuttuğunuz balığın kalitesi artar ve balığı kaybetme şansınız azalır. Attığınız oltayı bastınız balık bazen kaçabiliyor arkadaşlar. Bir de nesne markette balıkçılık kılavuzu olması lazım. Onu alıp okuduğunuz zaman karakterin üzerine şeye, oltaya daha kaliteli balıklar takılıyor. Levrek, hamsi, mamsi. Bunlardan daha kolay istiri diye inci, kılçık vesaire çıkıyor. Ha, balığı tuttuk. Balığı ne yapacağız? Şimdi şöyle balığı aldığınız zaman arkadaşlar envantere geliyor ya. Bunun üzerine iki kere tıklıyorsunuz. Bu balık ya kayboluyor ya şu şekilde ölü balık oluyor ya içinden istiri çıkıyor ya da kılçık çıkıyor. Bizim için önemli olan istiri ve kılçık. İtemler artı basarken ölümcül plakaya işte ne bileyim abanos küpeye falan kılçık istiyor. Artı 7 artı 8 artı 9'da inciyi de o şekilde aynı. Yine itemlere e, artı basarken istiyor. Artı 7, artı 8, artı 9. İstiri diye de aynı şekilde. Bunlar çok güzel para bırakıyor. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece oltaya basıp bekliyorsun. Bu kadar canavar kesmiyorsun. Atıyorum ne bileyim potun bitmiyor. Ivır zıvır derdi yok. Oturuyorsun başına aç abi filmini. Slot kesmekten sıkıldın mı? At oltanı. Bekle burada balık tut. Bu kadar. Çok da güzel para kazandırır. Chatten okuduğuma göre bir kılçığı 200K'dan, 150K'dan satanlar var. Belki daha da fazla olabilir bilmiyorum. Hani en kötü 100K olsa otursam burada 10 tane kılçık tutsam bir mi arkadaşlar. Değerli olduğunu şuradan göstereyim size. Milyonlarca metin kestim. Depoya attım bir sürü malzemeyi. Bakın 1800 dolar yani 1M 900K yangın var. 350K'ya da KDP'ye aldım. Yani iki küsür K e, M kasmışım. E, yaklaşık bir buçuk günlük farmın ardından. Balıkçılıkta siz oturup hiç pot mod vesaire harcamadan slot mod kesmeden günlük 1-1.5 m şu anda çok rahat kasabilirsiniz. Belki daha fazla kasarsınız şansınıza bağlı. İstiridye çıkar, istiridyeyi açarsınız, kumara girersiniz içinden inci çıkar. Bu size kalmış. Bakın balığı açtığınız zaman yakıl kılçık oluyor ya ölüyor ya kayboluyor ya içinden istiridye çıkıyor. İstiridyeyi de açarsanız içinden inci çıkma ihtimali var ya da boş çıkma ihtimali var. Balıkçılık bu şekilde. Gelelim bir de 30 level'de madencilik olayı var. Ama madenciliği şu anda tavsiye etmiyorum. Çünkü loncalar lonca ocaklarını henüz kurmadı. Maden çıkartsanız bile işleyip satamayacaksınız. Şu anda kısa vadede bir para getirmez. Loncalar lonca ocaklarını kurduktan sonra madencilikle çok güzel para bırakıyor. Onu zamanı geldiği zaman da göstereceğim. Peki bugün ekstra başka olarak ne yapacağız? Çok sorulan soru var. KDP, Dolunay, işte Antik Can, Son Bariyel Pazesi, 30 level'lik silahlar bunlar nereden çıkıyor? Şimdi size onları göstereceğim tek tek. Bilinmeyen yerler de var. Yani çok az kişinin bildiği yerler. Onları da göstereceğim. En çok bilinen yerlerden başlıyorum. Köyünüzdeki ışınlayıcıya geliyorsunuz. Seyahat etmek istiyorum diyorsunuz. Buradan Seyrong Vadisi seçeneğini seçip gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben vadiye gidiyorum. Düşen noktalara gelip orada mini map'i açıp videoyu başlatacağım. Burası birinci bölgemiz. Gördüğünüz gibi bakın haritada benim ekonomi ıı, görüyorsunuz. Buradan kırmızı demir pala düşüyor. Şu silah arkadaşlar ortalamalı 30 devellik silahı. Burada bakın arkadaşlar zaten burada KD, KDP düşürmeye çalışıyorlar. Saat sabahın 5'i. Gördüğünüz gibi buraya gelirseniz buradaki mistik slotlarından KDP atıyor. Şimdi dolunay düşürme yerlerini göstereceğim size. Burası da en çok bilinen dolunay düşürme yeri. Bakın arkadaş şurada bekliyor. Burada vahşi uzman çıkıyor. Bu vahşi uzmanı kestiğiniz zaman içinden geyik boynuzu yay, antik çan, dolunay, siyah yaprak hançeri. Bakın herkes burada görüyor musunuz? Saat sabah 5'i millet burada pusuya yatmış. Biri burada çıkıyor. Bir de hemen buradan aşağı dönüyorsunuz. Şu şekilde. Şu botu kullan. Yani basılı mıymış? Bir de hemen bu aşağısında burada çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada da yine bekleyenler var herhalde. Her CH dolu zaten server kalabalık biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Bir de burada çıkıyor vahşi uzman. Bu vahşi uzmanlardan 30 devellik ortalama silahlar çıkıyor. Donlay, e, siyah yaprak hançeri, geyik boynuzu yay, antik çan, sonbahar yelpazesi. Devam ediyoruz bitmedi. Bir de bu Donlay kılıcı ikinci köydeki vahşi yüzbaşı, vahşi okçu. E, vahşi deli bir de vahşi askerden düşüyor ama bunların yerini göstermeyeceğim çünkü her köyde yerleri farklı İnternetten internetten bunları aratarak bulabilirsiniz Dolunay kılıcı düşürmenin yerini gösterdim. Bir de bilinmeyen yerler var. Orayı da göstereceğim şimdi size. Bakın sizin için bekledim. Vahşi uzman çıktı. Şimdi keselim bakalım çıkacak mı içinden. Tabi siz buraya 34 levelde gelmeyin de en uygun level kankacım bana dalıyor da şu an. Bu ne demek biliyor musun? <laughs> Bizim dönemize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. ne bu şeyde? Nane çıktı geyik boynuzu ya gördünüz. Bakın 30 levellik okçu silahı. Tabi buraya 30 levelde falan gelmeyin. En iyi çıkacak level hani 22-23 o aralarda daha iyi atıyor. Burada bir de aşağıda çıkıyor gösterdiğim gibi. Bu vahşi uzmanı keserek dolunay kılıcı, işte antik çan, bariel pazisi, geyik boynuzu yağı, siyah yaprak hançeri bunları elde edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar her bayrağın kendi vadi girişinde, burası kırmızının vadi girişi vahşi okçu çıkar. Ondan da ortalamalı silah düşüyor. Şansınıza bağlı buralarda çıkıyor. İlk geldiğiniz vadiye doğdunuz, ilk doğdunuz kapının önünde, her bayrağın önünde oluyor ama bunun yeniden doğma süresi biraz uzun. Haberiniz olsun. Şimdi bilinmeyen yere götürüyorum sizi. Geldik. Her bayrağın ikinci köyünde şöyle bir kapı var. Burası kırmızı bayrakta Junkrank diye geçiyor. Mavi de Imma, sarıda neydi adı? Bir dakika. sarı bayrakta da var yokmuş arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Burayı çoğu kişi bilmez. Bilen kişi azdır. Buraya yalnız düşük devalde gelin. Atıyorum 12-13 bir tane yançar açın. İşte artı altı demir plaka yapın eline. Bir bambu kılıcı falan yaparsınız. Buraya gelirsiniz. Niye böyle ölü gibi yürüyor? Bakın mesela burada birisi var. Burada lanetli ayı, lanetli siyah ayı, lanetli kahverengi ayı, lanetli alfa mavi kurt olması lazım. Ondan dolunay kılıcı düşüyor. Ama çok düşük levelde gelmeniz lazım. Çünkü bakın slotlar kaç level? 8 level. Bak lanetli mavi kurt. Lanette alfa mavi kurt var mı burada? Yok. Buralarda bu slotları bulacaksınız. Bakın şu lanetli ayılardan falan şey düşüyor. KDP. İşte 21 level şu. Beşgen kalkan. Ama çok zor bakın söyleyeyim. Gelirsiniz burada saatlerce farm yaparsınız. Düşmez. Bana sövmeyin sonra. Düşme ihtimali çok düşük. Bakın arkadaş kaç levelde gelmiş? 13 levelde. Kişiş plakaya artı basmış. Büyük ihtimalle birinin yan çarı. Aleyküm selam kardeşim. Birinin yan büyük ihtimalle gelmiş burada. İşte dolunay düşürmeye çalışıyor kurtlarda. Ayı mayı kesiyor. Kalkan çıkartıyor. Buradan da dolunay KDP ve 21 level beşgen kalkan düşürebilirsiniz. Her bayrakta var bunlardan. Ee, level mi kasıyormuş burada? Gözünü seveyim. Tamam edeceğim. Dur bir dakika şu videoyu çekeyim. Her bayrakta var buradan arkadaşlar. Dediğim gibi sarı bayrak sarı bayrakta var yok. Mavi de imha. Bizimkinde de neydi? Girişte gördük işte. Buraya gelip KDP dolunay ve beşgen kalkan düşürebilirsiniz. Herkes diyor ki pazar kuramıyoruz. Pazarlar yok. Oyun bozuk mu? Bakın bunu anlatamıyorum. Bu oyun bilgisayar versiyonuyla birebir lisanslı mobil oyun. Yani Diğer private serverlarla karıştırmayın. Satıcıya geliyorsunuz. Bir tane paket alıyorsunuz. Pazar kurmak istediğiniz zaman. Daha sonra buradan ticaret yöneticisine tıklıyorsunuz. Bu her köyde var bu arada. Her bayram birinci köyünde. Ticaret yöneticisine tıklıyorsunuz. Çarşıya git diyorsunuz. 5K yan sizden. Çarşıya giderken. Daha sonra çarşıya geliyoruz. Bakın bak bütün pazarlar burada. Şimdi burada bir ayar var sistem seçenekleri oyun bakın mağaza görüş mesafesi bunu kısarsanız pazarları göremezsiniz bakın pazarlar kayboldu yine sistem seçenekleri oyun artık ne kadar görmek istiyorsanız benim telefonum kaldırdığı için full yapıyorum bakın bu slotlar için de geçerli bunu ne kadar kısarsanız o kadar yakındaki slotları görürsünüz açtıkça da uzaktaki slotları görürsünüz şimdi pazarı nasıl kuruyoruz geliyorsunuz envantere şöyle üzerinizden zırhı çıkartıyorsunuz Pakete tıklıyorsunuz. Kullan diyorsunuz. Depo ismi, mağazanızın ismi. Yazalım. Valerian YouTube yazalım. Sonra atıyorum. Bunu ben satacağım. Üzerine tıklıyorsunuz. Sat diyorsunuz. Bir yanga koyacağım. Tamam diyorsunuz. Aç diyorsunuz. Bakın pazarım açıldı şu anda. Gördünüz mü? Bir de Diyorlar ki pazarım kayboldu, itemlerim kayboldu, yangım yok. O şekilde olmuyor arkadaşlar. Onu da gösteriyorum şimdi. Tıklıyorsunuz pazarın üzerine dükkanı kapat dediniz ya. Bakın gitti item, envantere de gelmedi. Nerede bu? Hemen sağ üstten kişisel dükkana tıklıyorsunuz. Bakın burada gördünüz mü? Tıklıyorsunuz üzerine depo yazan kısımdan al diyorsunuz. Envantere geri geliyor iteminiz. Şöyle eşyayı al diyorsunuz. Aynı şekilde sattığınız itemlerin yangları da yine bakın bu sol altta altın rengi işaret var. Oraya geliyor. Buradan da al dediğiniz zaman yank envanterinize geliyor. Bir diğer özellik de ticaret camı şu şekilde. Bakın deponun yanında arama yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Atıyorum size silah lazım. Buradan silahları seçiyorsunuz. Tek el ya da çift el. Çift el silah diyelim. Ara diyorsunuz. Bakın bütün çift el silahlar pazardaki çıkıyor. Kaç sayfa? 18 sayfa kurmuşlar. İleri diyorsunuz. Tüm silahlara buradan bakabiliyorsunuz. Veya zırh mı lazım size? Zırhsı seçiyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz. Zırhlar geliyor. Kaç sayfa? 78 sayfa. Başka mifer, kalkan, ıvır zıvır ne ararsanız burada var arkadaşlar. Hani pazar pazar gezmenize gerek yok. Bakın siyah yuvarlak kalkan artı 3 350 kaymış. Beşgen kalkan 388 yap. Mesela koymuşlar. Gördünüz. Buradan da atıyorum tıklıyorsun üzerine. Satın al diyorsun. Hop envanterine geliyor. Bu videoluk bu kadar olsun. Videoları çok uzun tutmayacağım. İzlenmiyor çünkü çok uzun tutulduğu zaman emek veriyorum sonuçta. İzlensin bari. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda yine faydalı ve yararlı şeyler olacak. Abone olun. Takipte kalın.